Selam dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Nirvan Oyun TV ekranlarından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber daha önce de söz vermiş olduğum üzere hikayeli oyun kategorisindeki ilk oyunumuz olan Max Payne'e başlayacağız. 3 serilik güzel bir oyun. İlk oyunuyla başlayacağız. Oyun birazcık eski. Biraz değil, bayağı eski. O nedenle grafikleri sizi birazcık memnun etmeyebilir. %100 Türkçe yamayla oynayacağız. Bazı yerleri ben sizlere çevireceğim, bazı yerleri ise siz zaten kendiniz okuyup takip edebilirsiniz. Oyun geçişleri prolog olaraktan, prologda daha doğrusu karikatür tarzında geçiyor. Oldukça zamanın çok güzel oynanan bir tanesiydi. Umarım siz de bunu çok fazla beğenirsiniz diye ümit ediyorum. New York şehri günümüz, 1 saat önce. Sesinde bir boğukluk olabilir çünkü hastayım. Maalesef kış aylarının başlamasıyla beraber soğuk algınlığımız had safhada şu sıralarda. Kusura bakmayın tekrardan. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger, and then it was over. İfade çok net. To make any kind of sense of it, I need to go back. Bütün bunlara bir anlam verebilmek için 3 yıl öncesine dönmeliyim. Acının başladığı geceye. To make any kind of sense of it, I need to go back 3 years. Bir kez daha aldı burayı. Dur demeyeceğim. Bölüm 1. Amerika rüyası. Amerikan rüyası. O zamanlar hala ekipteydim. New York Polis Departmanı Manhattan kuzey bölgede Hell's Kitchen'da. Benim için ne zaman işe başlayacaksın dedektif Payne? Bir süreyle cehennem dibine gideceğim. Üzgünüm Alex. Michelle ve bebeğim daha önce gelir. Bak bu son sigaram çünkü bebeğim için kötü bir şey. İşte bu sensin Max. Tam bir izci. Görüşürüz Alex. Perşembe gecesi pokere geliyorsun eve. Bebeğime şeker alsam daha iyi olur. Artık tam bir ev babası olma yolunda ilerliyoruz. Ev babası. Yani evimizin babası. Tatlı bir yaz günü güneş batmak üzereydi. Biçimi şimdinin ferah kokusu. Dışarıda oynayan çocukların sesi. Nereye yakınlandı? Bir ev. Yazlık bir yer. Güzel bir eş ve küçük bir kız çocuğu ve Amerikan rüyası gerçek oldu. Tatlım ben geldim fakat rüyaların bedden bitip bir şekilde kötüye gitmek gibi bir huyu vardır. Güneş tüm ihtişamıyla gözden kayboldu, ortalığı felaketin habercisi alacakaranlık bürüdü. New Jersey, 3 yıl önce. Dediğim gibi grafikler birazcık minnacık, ufacıcık kötü. Artık idare edin değerli dostlar. Şimdi giriş yaptık. Bu ne lan? Şırınga var, V işareti var. Something ugly had been tattooed on the wall. A map of things. Duvara başıma gelecek kötü şeyin habercisi bir şey çizmişti. Şeytani anlamlar yüklü mistik bir amblem. Zehirli bir şırınga. Ne oluyor lan? Dinleyin, birisi evime girmiş. 911 arayın. Orası Payne'in evi mi? Evet, birisi evime girmiş. Hala içeride hemen. Pekala. Korkarım size yardım edemeyeceğim. Kimsiniz dedik ama telefon suratımıza kapandı bile. Tamam. Resim romanını görüntülemek için F1'e basabiliyoruz. F5 otomatik kayıt. Sürekli olarak kayıt almamız gerekiyor. Çünkü hadi be unuttum. Sağ tık yaptığımız zaman da oyun böyle slow motion'a geçiyor. Bizi yavaşlatabiliyor. Yani zamanı yavaşlatabiliyoruz. Ne oluyor lan? Ah şerefsiz.
Adamlar çok şekil ölüyorlar yalnız ha. Bu kapı açılmıyor şu anda. Hadi be, çocuğumuzu öldürmüşler. Karımızı ve çocuğumuzu öldürmüşler bundan tam 3 yıl önce. Sonra diyorlar ki sen niye psikopat oldun? Niye herkesi öldürüyorsun? Niye herkesi kılıçtan geçiriyorsun? Adam haklı. 3 yıl önceydi. Her şey bir anda paramparça olmuştu. O şerefsiz katiller daha önce adını duymadığım bir uyuşturucu kullanıyordu. Valkyrie. Cenazeden sonra Alex'e uyuşturucu ile mücadele birimine geçeceğimi söyledim. 3 koca yıl sonra Valkyrie olayı ile ilgili gelişme ilgili elime bir fırsat geçmişti. Pardon. Nihayet 2 ay önce bir muhabir bana Jack Lupino hakkında bilgi verdi. Pochnello, suç ailesinin lideri kaçakçılık yapıyormuş. Şerefsiz. Bölüm 1, kısım 1. Kısım 1'i okuyamadım ama. Soğuk ve karanlıktan geldim. Dışarıda şehir zalim ve canavardı. Yönümü yavaş yavaş küçük balıktan büyük balığa çevirdim. Esrarının kaynağını bulmaya çalışıyordum. Alexei BBD içindeki tek bağlantımdı. Yalnız benim burada olduğumu bilen birileri vardı. Had a face-to-face with Alex since I'd gone undercover. Outside, the mercury was falling fast. It was colder than the devil's heart. Merkür'ün dışında sonbahar şiddetleniyordu. Hava şeytanın kalbi gibi soğuk, sanki cennet üzerime çökecekmiş gibi buzdan mızraklar yağdırıyordu. Betimlemeler de efsane ama. Something was not right about this. Anamızın çatalından kurşun yiyecekmişiz gibi hissediyoruz ve yolunda gitmeyen bir şeyler var gibi geliyor diyor. Alex'e buluşmak üzere geldik bakalım. Birazcık sıkıntılı. Koskoca istasyonda kimse yok. Birazcık şüpheli gibi geldi bana sanki ama. Buradan bir yere gidemiyorum. Burada bir şey yok. Burada. Oha. Oğlum nasıl istasyon lan burası? Yuh. Silahı da bu şekilde çıkartıyoruz. Güzel. Baretta mermisi. Dolapların içerisine bakıyoruz sürekli yok çünkü zamanı teknolojisiyle oldukça iyiydi bunlar görsellikler. Hop kurşunlar var burada açtık. Şunlar da painkiller. Hemen sol tarafta artı biri geldi. Ağrı kesici yani canımız düştüğünde onda hilliyoruz kendimizi. Sifonu da çekelim. Bunu da açalım. Pislik değil mi? Şuradan çıkalım yavaştan. Aa çıkmayalım. Ben size slow motion efektini şimdi göstereyim. Hop uçtum. Adam vuramadım yalnız fark ettiyseniz. İyi vuruşlarda da zaman yavaşlıyor yine. Aynı şekilde tıpkı Sniper oyununda olmuş olduğu gibi. Silahların üstünden geçtiğimiz zaman da otomatik olaraktan onları toparlıyor. Kapıyı açmışlar. Biz buradan yukarı doğru çıkalım. Kim? Ulan beni nereden gördün ateş ettin lan? Birazcık şey sıkıntısı var sadece. Eğim alamıyoruz. Eğim problemi var oyunda. Of.
Bundaki tek güzellik, mesela adamı öldürürken slow motion efektine geçiyor ya, o anda ateş ettiğinizde kurşunlar o sinematiğin içinden de geçiyor. Oldukça güzel yapılmış bence. Burada bir şey yok. Buradan çıkacağız. Birazcık hızlı hareket ediyorum. Başınız dönebilir. Ben ses duyuyorum ama. Aha. Oğlum nereden çıktın bir anda lan karşıma? Gerizekalı. Oo, pompalı geldi. Ama 5 kurşun var. Security panel let out a mocking cackle. I'd need the right code. Şifre bulmamız lazım. Buradan aşağı. O neydi lan? Arkamızda adam varmış yala ve biz oyunu hiç kaydetmedik. F5'e basarak oyunu kaydetmemiz gerekiyor. E'ye veya Enter'a basaraktan en son yerden kayıt oluyor ki bu da bizi en başa geriye attı. Bunu bir kereye mahsus size göstereceğim. Akabinde süratli olarak kayıt alaraktan ilerleyeceğiz. Çünkü böyle ilerleyemeyiz. Allah'tan çok fazla hani zaman kaybı olmayacak. Çok fazla ilerlememiştik çünkü. Buna da bir şey yoktu. Şimdi bir tanesi de kurşun vardı. Şunda painkillerimiz vardı. Tamam. İçeriye girmeyelim. Gitti ama birazcık canımız fazla gitti. Bak hala ateş edebiliyorum. Arkaya da gönderiyor. Tamam da çöl kartalına geçmesem Baretta ile devam edelim. Öl 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 çabuk öl çabuk öl. Gitmişler de orada zavallı polisi öldürmüşler. Güzeldi. Adamı döndüre döndüre yine aynı şekilde öldürdük. Silahını aldım valla. Çit barette geçmeyeceğim. Tekte barette işimi görür. Çit barette risktir bizim için. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yoktu. Şurada bir amcamın oğlu vardı. Şu silahını şu elinden alalım. Bence bizi burada öldüren oha. F5'e bastım, kayıt aldım. Güzel. Dayıyı teke tekte de olsa zorlansak da aldık derken painkiller'a geldi. Arka içine bastım. Canımı yarıladım. F5'e bastım. Bir de kayıt aldım. Çünkü o kadar yeri tekrarda oynamak istemiyorum. Olur bebeğim olur. Sıkıntı yapmasan. Çöl kartalını aldım. Şuradan ne var? Bir bakalım bakalım nereye gideceğiz. Dam dam. Aha. Lan oğlum. Biz adamı nasıl öldüremedik oradan ya? Çok sekti silah. Şuna bak. Kapı gitti. Olabilir. Biz şimdi buradan yukarı doğru gidelim. Painkiller'i fazlasıyla harcadığımız için. Painkiller'imiz de yok. Ağrı kesicimiz de yok. Canımız da çok yok. Buradan gelmiştik. Şurada kapı var. Oha. Vay çok güzel oldu. Keşke pompalıyla atsaydık biz bunu ya. Sen kimsin lan? The stress was getting to me. I'd made a mistake I'd never be able to fix. Doğru mu yaptık? İyi yanlış yaptık. Di 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 di
Tamam. Tamam. İyi, hiç kurşun yemeden buraya atlamış olduk. Çiçuv. Geri dönelim. Çöl kartalını alalım. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Tamam. F5'e basalım. Buraya geçmiş olalım. Ama şuradaki dayıyı pompalıyla öldürelim dedik. Madem öyle bir şey yaptık. Of. Yakın mesafeden bu noktada kaydedemezsiniz dedi. Olabilir. F5'e bastım. Biz bu arkadaşı öldürmeyeceğiz. Polis katil değiliz çünkü biz. Şey yok. Sen de silah ver. Tamam ulan uzatma işte geç. Follow me. Beni takip et. Acaba bu arkadaş bizim şu yukarıdaki kilitli olan kapıyı açmamıza yardımcı olabilir mi? Var mı burada birileri? Hop. Yok. E hadi ama, hadi ama. Şimdi, vallahi varmış. Transit polis, geçiş polis. Oğlum ben adamı öldürmedim. Kasten ve bilerek. Şunlar ne? Çok iyi ya. Anam. Yuh. Ölmezsek iyidir. Ya ama biz çok harcadılar bizi burada ya. Oğlum en zor zorluk seviyesinde mi oynuyorum acaba ben bunu? Neyse sabır. Pompalı ile bir şeyler yapmaya deneyeceğiz bakalım. Şöyle durayım da acaba bu adamı kurtarabilir miyiz ya? Denesek mi ki acaba? İlk bölümde bayağı ölmeli geçti ya. What the fuck diyor orada büyük ihtimalle. Hadi ağzına tüküreyim. Aç gitti adam. Of, son anda beynini patlattık ama son anda. Hiç painkillerimiz kalmadı. Ne yapacağız? Buradan mı? Kitle. Ulan zaten iki kapı vardı. Of. Bak ilaç gibi geldi bunlar bana. Bir şeyi ateşledik ama. The train lit up like a Christmas tree. The power was back on. Tamam. Trene doğru yavaştan gitmemiz lazım. Kapalı. Arkada devam edebiliriz. Geleceksen çabuk gel. Hayır. Burada yoktu. Buradan bir yere gidiliyor mu acaba? Allah. Hayır. Finişim. Allah'ım, Allah'ım. Tamam, hadi. Ulan kayıt da almadım. Of.
dibimizden sıyırdı. Biz alt katta mıydı ya? Üst katta mıydı? Nereden geldik biz ya? Buradan bunu vurduk. Bu da gerekmemize gerek yok herhalde ya. Bunu vurduk. Şu kapıdan. Tamam. Buradan aşağı inelim bir dakika. Kamera var mı burada? Aynen burası. Çok uzun yıllar önce lisedeydim ben bu oyunu oynadığımda. Yani tahminen 2000'li yıllar falan oluyor. Kaç yılında çıktığını hatırlamıyorum. Bir sonraki bölümde söylerim kaç yılında çıktığını ama. Oyun oldukça eski bir oyun. So much for being subtle. Oha. Oğlum niye ölmüyorsunuz siz? Ben bir kişi vurmadım burada ya. Bu burası bizim geldiğimiz. Helal lan. Aha. Eyvah. Ben bir halt yedim ama. Neyse artık. Olay yerinden canlı. İkinci kısımdayız. Paslı kapı istasyonu kullanılmayan kısmı açılıyordu. 40'lı yılların başından beri kapalıymış burası. Büyük bir şey Rose sokağının aşağı indi. Belki de bu Alex'in neden benimle burada buluşmak istediğini gösteriyordur. Bana pek iç açıcı gelmedi buralar ama. Neyse. Oğlum beni nasıl görebiliyorsun buradan ya? Ben kendimi zor görüyorum. Lan! Versin. Aha! Vallahi adam geldi. Ne yapacağız? Geleceğim mi? Yani geleceğim mi? Çok temiz vurdum. Yanlış tarafa döndük yalan. Oo, Barrett'ta bayağı iyi gidiyor. Barrett'ta ile devam edebiliriz. Kurşun sayımız da iyi. Aha. Adamı balet gibi döndürürüm etrafında böyle. Buradan mı buradan mı şimdi? Buradan bir yere gidiyor mu? Deneyelim. Gitmiyorum. Yukarı gideceğiz demek ki. Öğreneceğiz. Zamanla oyun alışmamız zaman alacak birazcık. Ne oluyor lan? Aha. Eşşi ol eşek. Gitin arkadaşını vurdu. Kapıya tuzaklı bombalar kurulur. Şu ol eşek nasıl o kadar sihir bana sıkabiliyorsun sen ya? Ben bunu istemedim. Bence bomba ihtiyacımız var ama sen bilirsin yine de. Ulan nasıl böyle sanki counter oynuyoruz. Sağ sol yaparak çıkıyoruz içeriden.
Maşallah, ne silah topladık ya, buradan mı? Gel. Eşol eşek ya. Ne var? Yine telefon çalıyor. Olay yine canlı olarak sana geliyoruz. Bu da kim? Tam arkanda. NYPD yardım şef Jim LaVora, suç mahallinde son ver ve derhal teslim ol. Suç faaliyetleri son ver. They'll never do it again. Who the hell is this? Being placed at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor. Bir bank, banka soygunu bir de. Of, Arkis'in güzelliğine bak. The bank robber score lay on the table. Ne var? The bank robbers have been after banka soyguncuları Oasis şirketi bonolarının peşindeymiş. Koşu öyküsü son günlerdeki her kanalda ve her derginin kapağındaydı. Oh, temiz. Burada ne var? The bank robbers had left their tools on the table. Aha. Judging by the detonators, the crooks had patlayıcı derken to send Lady Liberty into orbit. Şuradan yine biz B'ye getireceğiz. Buradan devam. Kaç baba, kaçalım. Bir tane daha painkiller atalım şuradan. Şuradan bir F5 yapalım da çok fazla ilerledik. Ölürsek mantara bağlamayalım değil mi? Baretta ile mi gidelim? Ya bunlar sıkıntı. Hadi Baretta ile gidelim. Allah belanı vermesin. Aa! Bomba attı lan. Lan bende bomba yok o kadar. Eyvah, canımız gidiyor. Lan 5 tane arkezci kullandık haybe yere ya. Tüh. Bombayı mı hareketlendirdik? Temiz. Kapının arkasında bir adam düşeymiş, daha güzel olabilirmiş görsellik. Bu kim lan? Aa, bizi tanıyan biri çıktı. Alex. Ha, Alex. Kral Alex. Aha. Alex yapma Alex, arkana bak. Alex. Alex gerizekalı mısın? Arkanda adam var Alex. Arkada... Ya nasıl oluyor da becerebiliyoruz biz bu olayı, anlamadım. Alex Sir Mortigan Streisand. Lan. Şurada painkiller görmüştüm. Tamam. Dağılın lan. F5'e basıp kaydımızı alalım. Başımıza bir şey gelmesin. Aha, bomba, bomba. Adamlık özgüvene bak lan. Of be, ne vurdum.
Hiç acımam. Zımbaladım. Oyun bize çok fazla painkiller vermedi mi ya? Neresi açıldı? Yukarısı mı? Ha, burası açıldı. Burası nereye gidiyor? Ulan kesin kapalı bir şeyler vardır burada zaten. Hep öyle olur. Ben yine Barrett'le ile devam edeyim bari. Of, çıktık. Alex geçtiğimiz 3 yıldan beri aklı başında, beni aklı başında tuttu. Şimdi nasıl hissettiğimi bilmiyorum. Her nasılsa büyük bir şeye kalkıştım derken bitti. İkinci kısım. Bogart'a göre oynamak. Lupino, kenar mahalleler ve adi oteller dönen uyuşturucu ve cinayet olaylarının rüşvetini işletiyordu. New York Polis Departmanı etrafı kuşatılmıştı. Sirenleri duyabiliyordum. Etrafımı kuşatmıştı. Çığlıklar giderek artıyordu. Lupino, Alex'i takip ederek beni bulabileceğini ve beni Tonga'ya düşürebileceğini sanmıştı. Tek eline geçen dikkatimi çekmekti. Otele gittim. Eski ve pis bir yerdi. Titrek ışıkları ve soluk duvarları, ucuz serseriler ve yorgun bakışlı arkadaşlar vardı. İçeri girdim. Bogart'a göre oynuyordum. Sanki buraya 100. gelişimdi. Mekan pis, gülüşlü birkaç serseri tarafından işletiliyordu. Finito kardeşler. Bayanlar baylar, işte baş belası. Belalı Max. Beni öldürüyorsunuz. Bunu kendiniz mi yaptınız yoksa aşağıdan birkaç şarapçı mı buldunuz? Bunu cevap verme. Cevap net. Patron için geldim. Lupino buralarda mı? Kim soruyor diyelim, bir dost mu yoksa bir uyuşturucu satıcısı mı? Cevap verme. Bu da onlardan biri. Nasıl diyordun? Cevap net. Silahlar çekildi. Lupino o ucuz otelde değildi. Onun yerine Finito kardeşlerle karşılaşmıştık. Aha. Şimdi şöyle yapalım, biz buraya geçelim ama. Oğlum ölsenize lan. Arkadaş nasıl ölmediniz ya? Çok şükür. Saçmaladı lan bir an. A letter on the desk caught my eye. Hayır, ne var? Belgeler var. Lupino ile sadece bir kez görüşmüştüm. Tüm araçlarını sağ kolu Gonicciardo ile alıyordu. Gognitti gergin bir dırdırcı. O vampire engineer tavşanı gibi parçalamanın eşiğindeydi. İş yapacak kadar aklı vardı ama kullanacak yeterli yoktu. Ona hep az gelirmiş. Jack's exact words, quote, Vinny, you're in charge of this one, unquote. Rico Muerte is coming to see you through. Anything goes wrong and everybody's gonna get dead. Goes double for you. Treat this guy real good. Anything he wants, you give him. Don't screw this up or you're finito, finitos. Finito, finitos. İyi işi demek, güvenlikli ve kilitli kapıların ardında tetikleri elle kaşınan, elleri kaşınan pis heriflerle birlikte olmak demekti. New York'a hoş geldiniz. Şimdi şöyle yapalım. Bir dur. Oo, bir tane daha kesici var. F5 yapalım. Kaydımızı alalım. İlk bölümümüzü burada sonlandıralım. Umarım ilk bölümü beğenmişsinizdir değerli dostlar. Video ve seri hoşunuza giderse beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen aşağılarda nerede oluyor? Şu taraflarda bir yerlerde abone ol butonum olacak. Tıklarsanız çok mutlu edersiniz beni. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Daha sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bye bye.